arkadaşlar. Bu videomuzda 5. sınıfların 2. ünitesi olan My Town ünitesi ile ilgili sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorudan başlayalım isterseniz. Evet, birinci sorumuzda bir haritamız var. Genelde bu tarz sorular çıkar bu ünitede, harita verir. Alttaki şıklardan da haritada herhangi bir yerin yerini bulmamızı bizden ister. Şimdi bakalım, sorumuza bir bakalım, sonra cevaplandıralım. Sorumuz ne? Where is the hospital? Hospital yani hastane nerede? Bakın ilk önce hastaneyi bulmamız gerekiyor harita üzerinden. Bakın hastane burada, hospital. Cevapları tek tek inceleyelim. A şıkkından başlıyoruz. It's opposite the market. Bakın burada opposite kelimesi var. Bu tür soruları çözerken size ipucum şu. Yer yön bildiren kelimeleri mutlaka bilmeniz gerekiyor. Yer yön bildiren kelimelerle bu tür soruları ancak yaparsınız. O yüzden şu opposite, bakın altını çiziklerim. Behind, between, next to gibi bu kelimeleri öğrenmeniz gerekir ki daha rahat bu tür soruları çözebilin. Örneğin A şıkkında opposite kelimesi var. Opposite karşısında, karşı anlamını taşır. It's opposite the market. Marketin karşısında. Şimdi önce bir marketi bulalım. Market bakın nerede? Burada. Marketin karşısı neresi oluyor arkadaşlar? Basta. Otobüs durağı oluyor. Yanlış. Bize neyi sormuştu? Hospital, hastaneyi sormuştu. Eksi. B şıkkına bakıyoruz. It's behind the park. Behind, arkasında demek. Arkasında. Parkın arkasındadır. Haritaya baktığınız zaman zaten herhangi bir, bakın burada park var ama arka tarafında ne olduğunu bilemiyoruz. Eğer arkası olarak şu kısım kastetseydi, bu kısımda da zaten hospital yok. O yüzden kesinlikle doğru cevabımız bu olamaz. Park burada bakın. C şıkkına bakalım. It's between the toy shop and chemist. Toy shop oyuncakçı demek. Bakın burada. Oyuncakçı. Chemist eczane anlamında. Oyuncakçı ile eczanenin arasında. Between arasında demek. Oyuncakçı ile eczanenin arasında mı? Hospital. Hayır, değil. Bakın burada hiçbir şey yok. Sadece bir sokak var. D şıkkına bakıyoruz. It's next to the bakery. Bakery fırın demek. Bakın burada bakery. Fırın. Next to kelimesi çok önemli. Next to yanında demek. Yanında. Bakın burada hospital yani hastanenin fırının yanında olduğunu açıkça görebiliyoruz. O yüzden doğru cevabımız Denizli. Evet, aynı ünitenin ikinci sorusuyla devam ediyoruz. Bu ünitede geçen bu şekilde boşluk doldurma ve diyalog soruları olabilir. Çok sık karşılaşırız. Onlardan açıkçası bir tane örnek almak istedim. Şimdi bir diyalogumuz var. Diyalogu okuyacağız. Daha sonra boşluğa gelecek olan seçeneği bulmaya çalışacağız. Bakın diyalogda cümlemiz "Excuse me, is there a post office near here?" ile başlayan bir cümle. "Excuse me, affedersiniz" demek. Post office biliyorsunuz, postane anlamındaki kelime. Near here, buralarda, yakınlarda. Yakınlarda bir postane var mıdır diye soru sordu. Bu senin cevabı ne arkadaşlar? Evet, var diyecek. Ki demiş zaten, bakın burada yes. Yes, it's next to chemist. Evet, eczanenin yanında. Bu next to kelimesini az önce birinci videomuzda, birinci testimizde görmüştük. Next to neydi? Yanında. Yanında, yakınında, bitişiğinde anlamında. Tom, thank you. Tom teşekkür etti. Tarif etmişti çünkü Buse. Buse ne diyecek bunun üzerine? Rica ederim denilen kelimeyi kullanması gerekiyor. Rica ederim, önemli değil anlamında. You are welcome kelimesi rica etmek anlamında kullanılır. Özellikle bu soruyu aldım ki öğrenciler genelde karıştırırlar bunu. Welcome tek başına kullanıldığı vakit hoş geldiniz anlamına gelir. Welcome kelimesi hoş geldiniz demektir normalde. Fakat you are welcome şeklinde yazılırsa rica ederim anlamına gelir. Yani hoş geldinizle hiçbir alakası yok. Bunu mutlaka bilmeniz gerekir. O yüzden bu soruyu özellikle almak istedim. You're welcome. Rica etmek. Rica ederim. You're welcome. Rica ederim demek çok önemli. O yüzden doğru cevabımız bu. Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Aynı My Town ünitesinden yine. Ben buraya bir diyalog sorusu özellikle örnek olsun diye koydum. Çünkü bu diyalog sorularında genelde öğrencilerimiz yanlış yaparlar. Diyalog sorularını sıralama bizim burada sorumuz. Bakın okuyalım. Aşağıda verilen cümleleri anlamlı bir diyalog yapmak için doğru sıralama nasıl olmalıdır?
diyaloğu anlamlı bir şekilde düzenleyeceğiz. Bunu istiyor soru. Bu tür sorulardan da bayağı çıkar. Bunların çok basit bir yolu var, çok basit bir püf noktası var, onu söyleyeceğim bunda. Şimdi bakın, bu tür sorularda soru kelimelerine önce dikkat etmeniz gerekir. Soru kelimeleri. Bakın burada birinci soru kelimemiz why, ikinci soru kelimemiz where. Ben özellikle altlarını çizdim. Şundan dolayı dikkat etmek gerekir. Sorulara çünkü cevap vereceğiz. Soru önce gelecek, cevap daha sonra geleceğiz. Bakın bunları sıralayacağız çünkü. Soru önce gelecek, cevap sonra gelecek. O yüzden sorulara dikkat edin demiştim. Why, neden, niçin anlamında. Where, nerede anlamında. Şimdi soruların ikisini de bir okuyalım. Öncelikle hangisi gelecek onu bir bulalım. Birinci cümlemiz why are you there? Sen neden oradasın? Şimdi bakın, diyaloğa bu şekilde bir cümleyle mi girilir? Yoksa, bir bunu okuyalım. Where are you Bill? Bill, sen neredesin? Diye mi girilir? Mantıklı olan bakın burada. Where are you Bill? Sen neredesin Bill? Bununla başladık cümleye. Şimdi bu sorunun bir cevabı olmalı. Bu sorunun cevabını önce bulacağız. Ya 3 ya 4. İkisini de bakalım, okuyalım. Cevabımızı bulalım. 3'ten başlıyoruz. I wanna buy flowers for my mother. Annem için, bakın burada flowers, çiçek, çiçekler anlamında destek kısmı var tabi. Çiçekler almak isterim. Want to, istemek. Ben annem için çiçek almak isterim. Neredesin bilin cevabı mı bu? Hayır tabii ki, çok mantıksız oldu. 4'ü okuyalım. At the florist. Bakın florist, çiçekçi demek. Çiçekçi. Bil, sen neredesin? Çiçekçide. Bakın çok güzel oldu. Demek ki 4 numara 2'nin cevabı. O yüzden bunu ne yapacağım? 1 yazacağım. Daha sonra artık sorumuz da yukarıda zaten bir tane sorumuz kalmıştı. Bu da bunun cevabı tabii ki. Ama yine de bir sağlamasını yapalım. Why are you there? Neden oradasın? Çiçekçideyim demişti ya. Neden oradasın diye soracak. Bakın burada neden kelimesinin cevabı var. I wanna buy flowers for my mother. Annem için çiçek satın almak istiyorum. O yüzden buradayım. Dolayısıyla 4'e de 3. cümlemizi yerleştirdik. Bir ipucu daha vereyim size isterseniz. Why ile sorulan soruların arkadaşlar genelde uzun bir cevabı olur. Bakın uzun cevaptır. Neden biliyor musunuz? Çünkü why neden sorusudur. Neden nokta 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 yaptın diye sorulan soruları çünkü nokta 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 yaptım diye hani böyle uzun bir açıklama yapmak gerekir. Fakat where kelimesinin cevabı genelde uzun olmaz. Mantıken düşünün. Where nerede demektir çünkü. Sen neredesin? Şuradayım. Buradayım. Bak, tek kelimelerle bile ki burada da öyle yapmış ifade edebiliyoruz. O yüzden bu da size bir ipucu olsun. Where kelimesinden sonra kısa cevaplar. Bakın burada zaten. Why kelimesinden sonra da sorusundan sonra da bir uzun cevap, bir neden bildiren cevap gerekir. Şıkkımız hangisi oluyor? Bakın burada 2 ile başlayacağız. 2 burada var ve burada var. 2'den sonra 4 kullanacağız. Hop, bakın bu sefer burada var. Sonra 3 numarada 1 var. Sonra da en son 3. cümlemiz, yani 4 numara bu. Doğru cevabımız Denizli.